insana şifa sunan boyutu bugün küresel sağlık sorunları için çözüm merkezi niteliğindedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle düzenlenen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'nin destekleri ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Meydan Alışveriş Merkezi'nde Isparta geleneksel ürünleriyle kahvaltı programı düzenlendi. Programa Isparta Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Vural, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çot, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı Önder Topçu ve çok sayıda davetli katıldı. Türk Mutfağı Haftası'nın önemine dikkat çeken Müdür Vekili Çot, Isparta'nın coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki ana teması sürdürülebilirlik, Türk mutfağı sağlıklı, geleneksel ve atıksızdır. Türk mutfağı binlerce yıllık bir kültüre sahiptir. Her yemek farklı bir gelenekten doğar. Farklı bölgelerde benzer yemekler yapıldığına rastlarsak da her yemeğin o yöreye özgü bir dokusu, bir farkındalığı vardır. Isparta'mızın coğrafi işaretli ürün sayısı her geçen gün artmakta olup toplamda 19 tane coğrafi işaretli ürünümüzden 11 tanesi Isparta mutfağı ile ilgilidir. Bunlar Isparta kabine pilavı, Senliket banağı, Senliket sarsma tatlısı, samsa tatlısı, Senliket üzüm pekmezi, Uluborlu banağı, Uluborlu kuyruğu sulu böreği ve yavlaç hamursuzu mareç işaretli ürünlerimizdir. Gelen dost çaltı sarımsağı, Isparta elması, Senliket dimrit üzümü ve Uluborlu kiraz ise menşei işaretli ürünlerimizdir. Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki ana temasının sürdürülebilir Türk mutfağı, sağlıklı, geleneksel ve atıksız olduğunu söyleyen Vali Vekili Vural, Isparta'nın geleneksel lezzetlerine de değindi. Türk mutfağı şüphesiz dünyanın en büyük ve zengin mutfaklarındandır. Kadim tarihimizin damıttığı değişik coğrafya ve milletlerle etkileşim içerisinde zamanla gelişen Türk mutfağımız en büyük kültürel zenginliklerimiz arasında yer almaktadır. Türk mutfağı leziz olduğu kadar aynı zamanda sağlıklı beslenmenin anahtarıdır. Deniz ürünlerinden ev yemeklerine, geleneksel hamur işlerinden tatlara, kuru gıdalardan baharatlara kadar yöresel besinlerle taşlandırılan her bir yemeğin ayrı bir hikayesi, ayrı bir faydası vardır. Türk mutfağı aynı zamanda manevi değerlerimizle birleşerek bir mutfak kültürü meydana getirmiştir. Soframızın bereketi, timsal etmesi, nimete yapılan şükrün gereği israftan kaçınması gibi önemli değerleri içinde barındırmaktadır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle kutlanan Türk mutfağımızın bu yılki sloganı sürdürülebilir, geleneksel, atıksız Türk mutfağının tanıtılması ve farkındalık oluşturulması olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle dünyanın her köşesinde barışın ve huzurun egemen olduğu bereketli sofralarda insanlığın buluşmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim.